Yeni bir videodan herkese tekrardan selamın aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Değerli dostlar bugünkü ilk konu başlığımızda sizlere bir Azerbaycan'a götüreceğim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev çok önemli bir açılış törenine katıldı. İlham Aliyev hatırlarsınız Karabağ'daki anlaşma sonrasında karara bağlanan Nahçıvan ve Azerbaycan arasında yapılması planlanan demiryolu hattının temel atımına katıldı. İster isterseniz ilk konu başlığımızdaki haberin detaylarına hep birlikte göz atalım. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere dün yaptığı ziyaret kapsamında Fuzuli ilinin Horadis kasabasında düzenlenen törene iştirak etti. Temeli atılan yaklaşık 100 kilometrelik hat Horadis kasabasından Ermenistan sınırındaki Abent kasabasına kadar uzanacak. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarmasından sonra Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiri gereği Azerbaycan ana ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan üzerinden yeni ulaştırma hattı oluşturulacak. Horadiz Abent Demiryolu hattının temelinin atılmasıyla bildiride yer alan ulaştırma hattının ilk aşamasına da geçilmiş oldu. Umarım yaşanan bu gelişme hem Türkiye hem de kardeş Azerbaycan için hayırlısı olur. Biliyorsunuz zaten Nahçıvan ve Azerbaycan arasındaki demiryolu projesiyle birlikte aynı zamanda Türkiye'de Azerbaycan'a bir demiryoluyla bağlanmış olacak. Özellikle de yaşanılan bu gelişmenin Azerbaycan ve Türkiye ticaret hacmini de kat be kat artıracağı da farklı bir gerçek açıkçası. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. İkinci konu başlığımızda uzunca bir süredir gitmediğimiz Suudi Arabistan'a gideceğiz. Değerli dostlar Suudi Arabistan'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Suudi medyasında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci olarak görmekteymiş. Suudi medyası Türkiye'nin Kıbrıs'ın yaklaşık %40'ını işgal ettiğini belirtmiş. Haberimizin detayları şu an karşınızda. Türkiye'nin yavru vatandaki hakimiyeti ve iki devletli çözüm çağrıları başta Yunanistan'dan sonra Suudi Arabistan'a da rahatsız etti. Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm konusunda ısrarcı olduğunu yazan Arap medyası, Türkiye Kıbrıs topraklarının neredeyse %40'ını işgal etti ifadelerine yer verdi. Ayrıca haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırma ve Doğu Akdeniz'e hakimiyeti kurma planları olduğu belirtildi. Uzunca bir süredir hatırlarsınız Libya'daki gelişmelerden beridir Suudi Arabistan'a ilişkin pek haber sunmamaktaydım sizlere. Ben de diyordum açıkçası bu Sudiler nerede kaldı? Gerçekten de Sudilerin nasıl bir yol haritası izlediğini bilmek pek de mümkün değil. Yeri geliyorlar Türkiye hakkında çok ılımlı açıklamalar yaparken gördüğünüz üzere yeri geliyor Suudi Arabistan Türkiye'nin tam karşısında yer almaktan da çekinmiyor. Fakat sizlere sadece Suudi Arabistan konusunda şunu diyebilirim ki Suudi Arabistan Türkiye'nin bir dostu gibi gözükmüyor. En azından son dönemde yaşanan olaylar bunu göstermekte. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Şimdi Suudi medyasından Türkler Kıbrıs'ın %40'ını işgal etti açıklamaları gele dursun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçekten çok ama çok önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık her konuşmasında Türkiye'nin garantörlüğünün altını çizen Ersin Tatar tekrardan özellikle de Suudilere bir cevap niteliğinde Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğü bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Haberimizin detayları şu an karşınızda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'nin garantörlüğü, Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı, egemenliğimiz ve siyasi eşitliğimiz bizim kırmızı çizgilerimizdir ve bunlardan asla vazgeçilemez." ifadelerini kullandı. Ayrıca Ersin Tatar, Mavro Yannis'in kullandığı memleket ifadesine göre Kıbrıs'ın tek sahibi ve efendisi sadece Rumlardır ve Kıbrıs Türk halkı azınlıktır. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de bugüne kadar yaptığı pek çok açıklamada Kıbrıs Türkleri azınlıktır. Azınlıkların da egemenlik ve siyasi eşitlik hakları yoktur diyerek köhnemiş, ırkçı ve hakimiyetçi Rum zihniyetini gözler önüne sermiştir ifadelerini kullandı. Ayrıca Ersin Tatar konuşmalarının son kısmında da asla Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümden geri adım atmayacaklarını da belirtti. Son dönemde özellikle Yunan kanadı Kıbrıs üzerinden çok üstümüze gelmeye başladı. Fakat tekrardan hatırlatacağım üzere bizim de bir sabrımız var. Türklerin de bir sabrı vardır diyorum. Yunanlılar unutmasın ki bundan yıllar önce Ayşe ansızın bir gece tatile çıkmıştı. Evet gerçekten de yıllar önce Ayşe tatile çıkmıştı. Fakat bana göre Ayşe tatilini yarıda bıraktı. Belki de kim bilir Ayşe o yarıda bırakmış olduğu tatilini de tamamlar ve çok mutlu bir şekilde ülkemize geri dönüş yapar. Bakalım ilerleyen günlerde ne gibi gelişmeler yaşayacağız. Fakat şu bir gerçek ki Kıbrıs eskisinden daha hareketli olacak. İnşallah hayırlısı olur değerli dostlar. Dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde Yunanistan'a götüreceğim sizleri. Değerli dostlar Yunan medyası hatırlarsınız İsrail ve Yunanistan arasında yaklaşık 20 yıl süreli bir savunma anlaşması imzalanmıştı. Yunanistan'a 1,68 milyar dolara mal olan bu anlaşmanın detaylarını ilk kez Yunan medyası paylaştı. Ve gerçekten haberde dikkat çekici bazı kısımlar da vardı. Özellikle de Yunanistan'ın İsrail'den iki adet kiralık Heron talebi de bunlardan bir tanesiydi. İsterseniz haberimizin detaylarına yakından bir göz atalım. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın İsrail ile yapacağı 1,68 milyar dolarlık 20 yıl süreli savunma anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Yunan basınının haberine göre iki ülke arasında yapılan savunma işbirliği anlaşması kapsamında Atina yönetiminin hedefinin kısa vadede hava kuvvetleri envanterine İsrail İsrail yapımı insansız hava araçları her onları katmak olduğu aktarıldı. Yunan basını Atina yönetiminin Azerbaycan ve Suriye'de büyük başarılara imza atan Türk İHA ve SİHA'larına karşı her on insansız hava araçlarını envanterine katmak istediğini yazdı. Yunanistan'ın İsrail ile imzaladığı savunma anlaşması çerçevesinde 3 ay sonra insansız hava araçları her onların Eğriboz Yarımadası'nın doğusundaki İskiri Adası'ndaki 135. hava üssüne geleceğini yazan Yunan medyası her on eğitimi için Yunan Yunan personelin Tel Aviv'de eğitime başlayacağını aktardı. İsrail ile Yunanistan arasında yapılan savunma anlaşması çerçevesinde 2 adet Heron tipi İHA'nın satın alma opsiyonuyla toplam 39 milyon euroya 3 yıllığına leasing yöntemiyle kiralanılacağı öğrenildi. Bu habere ilişkin bolca yorum yapmaya çalışacağım fakat değerli dostlar ilk olarak Yunanistan'a şunu söylemek isterim. Zamanında geçmiş dönemlerde İsrail'in Heronlarını biz çokça çok kullandık ve inanır mısınız hiç de memnun kalmadık. Bence siz de kullanmayın. Yani değerli dostlar Türk SİHA, Türk İHA'larından önce İsrail heronlarını kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri İsrail İHA'larında yaşamış oldukları sıkıntıyı zaten her gün gündeme getiriyorlardı. Gerçekten de Yunanlılar yani piyasadaki belki de en kötü insansız hava aracını kiralamak istiyorlar. Ayrıca değerli dostlar bu haberle birlikte sizlere bir şey daha söylemek istiyorum. Değerli dostlar dikkat ettiniz mi? Yunanistan İsrail'den tam 39 milyon dolara satın alma İHA'ları. Sadece kiralayabilmiş. Ben şimdi bu konudan yola çıkaraktan yerli üretimimizin önemini bir kez daha sizlere aktarmaya çalışacağım. Değerli dostlar Yunanistan İsrail'den 39 milyon dolara 2 yıllığına her onları sadece kiralayabildi. Fakat Türkiye kendi Bayraktar TB2'lerini sadece 6 milyon dolara üretiyor. Yani değerli dostlar Yunanların sadece 2 yıl kiralayabildiği ve hatta sahadaki işlevselliği de Bayraktarlardan daha kötü olan her onları Türkiye Cumhuriyeti yap yaklaşık 36 milyon dolarla tam 6 adet Bayraktar TB2 yapabiliyor. Gerçekten de yerli üretimimizin kendi ekonomimize de katkısı oldukça büyük. Bu haberden yol çıkaraktan bunun da önemini bir kez daha vurgulamak istedim. İsterseniz 5. ve son konu başlığımıza hep birlikte geçelim. Evet gelelim değerli Usar, günün en bomba haberine. 5. ve son konu başlığımıza geldiğimizde videomuzun başlığından da göreceğiniz üzere çok çarpıcı bir habere göz atacağız. Değerli Usar, haberi Yunan medyasından buldum ve aynen Yunan medyasının bu habere ilişkin kullanmış olduğu başlığı sizlere söyleyeyim. Yunan medyası dedi ki Türkler Suriye'de gizemli bir silahla Esad'a ait tankı imha etti. Evet gerçekten de çok çarpıcı bir haberdi ve Türklerin hangi silahla o tankı imha ettiğini bir türlü çözememişti Yunan medyası. Gerçekten de Türk silahlı kuvvetleri gizemli bir silahla Suriye'de bir tankı imha etti. Haberimizin detayları şu an karşınızda. Değerli dostlar haberimizi aynen Yunan medyasında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Yunan medyası dedi ki 2 Şubat'ta gizemli bir silah İdlib'in güney tarafındaki bir Suriye ordusu tankını imha etti dedi. Haberin devamında tank bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduktan sonra sabah erken saatlerde patladı. Tank hükümet kasabası Maraat'ın güneyinde cephe hattının oldukça gerisindeydi. Muhalif kaynaklar olayı bildirdi. Bazıları tankın İdlib savaşçılarının topçu ateşiyle vurulduğunu iddia etti. Ancak bu yüksek doğruluk düzeyini güdümsüz top topçu mermileriyle elde etmek neredeyse imkansızdır. Tank aynı zamanda savaşçıların bakış açısının da ötesindeydi. Tahminler tankın İdlib'de düzenli olarak faaliyet gösteren Türk savaş uçakları tarafından hedef alınmış olabileceğini gösteriyor. Bir başka olasılık da bir Türk insansız hava aracı tarafından işaretlendikten sonra bir silah veya lazer loketiyle vurulmuş olmasıdır. Türk ordusu İdlib'de 60'tan fazla mevzi, kamp ve üst bulunduruyor. Evet Yunan medyasında öne çıkan haberin detayları hep birlikte göz attık fakat hepimiz şu an tankın son durumunu Yunan medyasının Türkler gizemli bir silahla tankı vurdu haberindeki fotoğrafı merak ediyoruz değil mi? İsterseniz değerli dostlar fotoğraf bir karşımıza gelsin. Tankın son hali gerçekten de berbat yani. Yani böyle bir vurulma şekli ben görmedim desem pek de yanlış olmaz. Görselimiz bir karşımıza gelsin. Evet değerli dostlar görmüş olacağınız üzere Yunan medyasının gerçekten aktarmış olduğu kadar vardı bu görüntüler. Dikkat edeceğiniz üzere tankın kulesi gö gövdesinden ayrılmış. Tamam bunun gibi vurulmaları aslında Suriye'de çokça gördük. Fakat benim asıl dikkatimi çeken olay tankın namlusu dahi eğilmiş. Askere giden abilerimiz bilecektir. Özellikle de tankın namlu kısmı gerçekten çok sağlamdır. Yani bir tankın namlusunu bu halde görebilmek gerçekten de Yunanları tedirgin etmiş. Bana kalırsa bu tedirginliklerinde haklılardı. Çünkü ben hiçbir yerde bu şekilde vurulmuş bir tank görmedim. Bu haberi de sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlar. Gelişen Türk savunma sanayinin de bence sahadaki en önemli kanıtlarından bir tanesi olarak bu fotoğrafı gösterebiliriz. Özellikle de son olarak sizlere şunu diyebilirim ki değerli dostlar, Türk ordusu gerçekten bir şeyleri deniyor ve sessiz sedasız deniyor. Daha karşımıza Allah bilir nasıl silahlar çıkacak? Gerçekten büyük merak konusu. Bu silahların yapımında emeği geçen Türk mühendislerinden Allah razı olsun diyorum. Gerçekten de Yunan medyasında böyle bir haberi görmek ayrı bir gurur kaynağıydı. Bugünkü gelişmeler bu kadardı değerli dostlar. Evet, bugünkü haberleri sizlere aktardım. Umarım doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.